Evet efendim. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Şimdi Buyursunlar. Bir kere enteresan gelişmeler yaşanıyor Survivor'da. Neden dersen tanıtımda gerçekten yarın neler olacağını merakla bekliyoruz. Tabii ki bu tanıtımın baş aktörleri kimler? Hikmet ve Atakan. Aynen. Hikmet ve Atakan artık birbirlerine girmede son noktaya gelmişler anladığım Kılıçlar kadarıyla. çekildi. Kılıçlar fena çekilmiş. Ve burada enteresan laflar var. Tabii ki o lafları Açamayacağız şu anda burada ama yarın açacağız ama şimdi o enteresan laflar da benim böyle kafamda böyle şekilleniyor. Neler olacak soru şeklinde işaretleri. soru işaretleri. Şimdi mesela e, Atakan diyor ki Hikmet'e hareketlerine ve hayatına dikkat et. Vay vay vay, vay. neler oluyor neler Survivor'da <laughs> hareketlerine ve hayatına dikkat et. Yani hiç ilk defa duyuyorum ben böyle bir şeyler. Yani Survivor'da bugüne kadar tabii ki kavgalar gördük. Atışmalar gördük ama iş hayata hayata gidene kadar bayağı bir yol almışlar yani. Çok enteresan geldi bana. Yarını iple çekiyorum bu konuda. Acaba Hikmet neyine dikkat et? Hayatıyla ilgili neye dikkat edecek? Atakan'a da bunu soracağız inşallah yarın. Yarın yaşarsak. Şimdi bir de ee, Hikmet diyor ki kardeşlerini önden yolladın diyor Atakan'a. Yani senin diyor bir ekibin var diyor. Atakan da diyor ki seni de istersen bir yerlere yollarım diyor. Yani anladığım kadarıyla Atakan yarın kargocu olacak. Yani evet Atakan yarın kargocular soyundu herhalde. Hikmet'i yalnız Hikmet'i de Kargoya koymak için herhalde çuvallar muvallar değil mi yani? Nasıl hikmeti de kargoya koymak için baya bir para gider yani kargo parası. Değil <laughs> mi? Hikmeti alacağın o kargoya koyacağın yollayacağın bilmem gemiyle falan yollamayın. <laughs> yani. Biri daha kargocu olmuştu. Kim i̇şte, o? Biri daha kargocu oldu bu sezon. Sen söylemiştin. Valla kargocu çok. Kargocu çok da. Yani... Herhalde veya şey o vikingleri filan çağıracak Atakan. Vikinglerin gemisine koyacak hikmeti öyle yollayacak filan. Enteresan şeyler olacak yarın onu merak ediyorum. Hikmet'in de bir lafı var. Kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Aa çok güzel şarkı. Yani çok o Kurtlar güzel sofrası. Öyle bir şarkı var değil mi? Hikmet'in Sinan. Kim o? Çalacak Sevgili mısın? öğretmenimiz. Allah. Verelim bakalım. Kurtlar verelim bakalım sofrasından yüzüğü. çıkamazsam çok güzel. ona yanarım. Aa ben bu kurtlar sofrasından. Ben dinlemedim ha. mi? Hazırız yani yayına. Aa ayıbsın. Murat abi. Hikmet'e mi gidiyor bu şarkı? Vay 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 vay. Bir anda böyle Kim söylüyor şarkıyı? Kendi çok iyi. Ali Kınık. Ali Kınık. Ali Kınık. Ben bu kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Çok güzel şarkı bu. Ben evet, bir salep alabilir miyim şurada. Evet <laughs> Şerefli yani... Şerefli bayrağı burca dikemezsem ona yanarım. Hikmet. Kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Şerefli bayrağı vurca... Dikemezsem ona yanarım... Çok diyor. teşekkür, evet, ses, teşekkür ses ediyoruz Caner Sinan. ...üretmenimize teşekkür ediyoruz. Bu da çok güzel böyle karizmatik Hikmet de bir ses. güzel yerden geliyor ya. Yani. Abi. Güzel Şimdi, yerden Şimdi e, kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım diyor. Şimdi kurtlar sofrasında kimler var? Kurtlar sofrasında tabii ki öncelikle Hikmet'le Atakan şu anda karşı karşıya. Ama bu kurtlar sofrasında Berkan ve Ogeday'ın da olduğunu düşünüyorum. Onlar da var. Ve Hikmet'i eğer koyabilirlerse yani o ağırlığı göre bir kutu bulurlarsa bu ekip Hikmet'i kargoya koyup İstanbul'a yollama peşinde. Şu anda hissettiğimiz olay o. Ama yapabilecekler mi yapamayacaklar mı onu tabii ki zaman gösterecek. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Bekleyeceğiz göreceğiz bakalım neler olacak. Ve tabii ki tanıtımla ilgili şimdilik söyleyeceklerim. Asade ve İhsan'a da söz evet. verelim. Buyursunlar. Tanıtımla ilgili kısa konuşacağım. Zaten e, yarın daha detaylı gelecek ve bugün içinde de daha farklı bölümlerde bu fikirlerimi e, daha açtığım noktalar olacak. Ama özetle ben Hikmet yürüdü diyorum. Yani aldı yürüdü şöyle yürüttüler. Yani ite ite belki yani her ne olduysa Hikmet mesela Hikmet'i destekleyenler bence son iki gündür bir buçuk katına falan çıkmıştır diye hissediyorum ben. Yani öyle... <laughs> olaylar yaşandı ve Hikmet de öyle cevaplarla, öyle yorumlarla, cümlelerle kendini ifade etti ki kim haklıdır, kim doğruyu söylüyordur konusunda net bir fikrim olmamakla beraber tek bir net fikrim var ki bütün bu olanlar Hikmet'e yaradı. Evet İhsan. Çok fazla ben de konuşmayacağım tanıtımla ilgili ama ben ne Murat abi ne Hazar'ın dediklerine katılmıyorum. Ortada böyle inanılmaz bir olay olduğunu düşünmüyorum. Orada biraz Hikmet'in kendi köpürtmesi olduğunu düşünüyorum. Atakan'ın da biraz gereksiz yüksekliğini, Berkan'ın hikmete fazla yüksekliğini. Yani bunların da böyle hikmete acayip böyle artı olacağını düşünmüyorum. Çünkü hatalar var. Herkes birbirine hatalar yapıyor ama çok çok büyük olaylar yok ortada. Yani insanlar hikmete bilenseydi bundan önce de bilirdi. Bir günde mi oldu her şey? Yani iki günde mi oldu? Hikmet altı potanın altıncısında aday olabildi. Yani hikmeti ilk defa ilk potada gönderebilirlerdi. Yazabilirlerdi en azından. Gönderebilirlerdi diyemem de yazabilirlerdi. Yazmadılar. Yani gelinen noktada şimdi bir şey yaşanıyor. Hikmet biraz Performans birinciliğine oynuyor. Onu hissediyoruz bazı konularda. Bugün mesela Berkan, Berkan'ın yaptığı çok yanlış. Dün söylemiştik. Ama Berkan güzel bir şey yakalamış. Yani durum 6-4. Nagia'nın öndeyken alca rakibi Sema olmamalı. Ama Hikmet Sema'yı almasını istiyor. Neden? Çünkü aslında orada Hikmet'in başka bir hesabı var. Arkadaşları bunu yanıyor. Yani demek ki sen Nagia'nla çekiştiğin bir birincilik olayında Nagia'nın olmasın. Ben olayımın peşine düşersen ki oyunda buradan Hikmet'i eleştirebilirler. Ha, ama Hikmet bilerek Berkan'ın kaybetmesini istemez. Ondan sonra başka şeyler olabilir. Şimdi bakıyorum mesela Hikmet'i yazanlara yazılabilir. Yazılmaz değil yani ilk gün Berkan yazılabiliyorsa Hikmet de yazılabilir. Ogeday da yazılabilir. Öbür tarafta Adem de yazılabilir. Herkes yazılabilir. Demek ki yani artık o noktaya geldik. Ama şimdi bakıyorum mesela Atakan'ın Hikmet yazmadığı bir durum var. Onu konuşacağız. Hikmet yazmamış olduğu halde Diğerleri yazdığı için muhtemelen buradaki kavga çıkıyor. Önden kardeşlerimi ve arkadaşlarımı gönderdiğim gibi bir şey söylüyor. Herhalde onları ima ediyor. Ama yarın daha çok anlayacağız herhalde o kısmı diyorum. Tanıtım evet kısmı. yani şunu söyleyebilirim ki Atakan gerçekten iyi bir yarışmacı. Survivor'ı bu zamana kadar başından sonuna kadar iyi getirdiğini söyleyebilirim. Ama hem ünlüler hem gönüllülerde ciddi bir güce de sahipti. Maalesef son zamanlarda ben bunun bunalımı yaşadığını düşünüyorum. Kullandığı sözler, sarf ettiği kelimeler fazla tehditvari. Yani sadece hikmet üzerinde söylemiyorum diğer yarışmacılara karşı da... ...gittin, geldin, yollarım, yollamam, bak hayatına dikkat et filan tarzında... ...Survivor'da bu kadar yükselmemek lazım. Bu kadar yükselen yarışmacıları indirirler abi. Olmaz. Şimdi e, seni gönderirim, seni alırım, oradan bırakırım... ...uçururum, kaçırırım, yapmayacaksın abi. Atakan sen güzel bir yarışmacısın, sevilen bir yarışmacısın... ...Survivor dinamiklerini çok iyi bilen bir yarışmacısın... Ama herkes hoplatıp zıplatmayacaksın abi. Böyle bir şey yok. Özellikle Hikmet gibi. Son zamanlarda iyisiyle, doğrusuyla, kötüsüyle Survivor'a her şeyini vermiş bir yarışmacı mıdır? Yarışmacıdır. Seveni var, sevmeyeni var. Ben niye seviyorsunuz demem. Niye sevmiyorsunuz demem. Ama işin içinde emek var mı derseniz bence emek var. Şimdi sen bu adama dönüp de senin yok hayatını, yok hareketlerini önden adamlarımı gönderdim. Sonra sıra bana gelecek tarzında söylemlerle yani bir nasıl söyleyeyim yani çok da anlamlandıramıyorum ama bu işler Atakan'a pek yaramaz gibi geliyor bana. İzlediğim görüntülerde açıkçası. Atakan'ın acilen kendine bence bir çeki düzen vermesi lazım. Ee, sonuçta burada kimin gideceğine, kimin kalacağına halk karar veriyor. İsterseniz 1, 2, 3 değil 15 potaya koyun. Bakın Evrim Keklik 13. potadan çıktı. Çıkıyor abi. Yani istersen 50 kere koy. Olmuyor. Bu işler olmuyor. Halk karar veriyor. O yüzden biraz daha e, sakin e, ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Survivor'ın son virajında. Şimdi bak Furkan dede işin enteresanı şu. Şimdi Berkan'ın hikmete diyor ya Berkan hani sen benim kaybetmemi istiyorsun. İki gündür bu mevzu konuşuluyor. Şimdi abi bir şey diyeceğim. Ya Hikmet senin kaybetmeni istiyor olsaydı çok enteresan bir şey var. Hikmet de bunun örneğini verdi. Benim de daha önce dikkatimi çektiği zaten. Ya Nagihan Hikmet'e demediğini bıraktım Allah aşkına söyleyeyim bana. Nagihan'ın Hikmet'e bugüne kadar etmiş olduğu hakaretler dediklerini biliyoruz hepimiz. İzledik değil mi? Ya Hikmet Nagihan'ın kendisine bu kadar laf ettiği bir ortamda Nagihan oyuna çıkarken Nagihan diyor ki: "Şuralarım ağrıyor, buralarım ağrıyor. Şuralarım ağrıyor." Hikmet diyor ki Nagihan'a: "Gel diyor. Sana bir masaj yapayım." diyor ve Hikmet Nagihan oyuna çıkarken Hikmet ona masaj yapıyor ve oyuna öyle çıkmasını sağlıyor. Hatta ben ne dedim biliyor musun içinden? Belki ben kötü düşündüm. Bak Hikmet onu bile düşünmüyor. Ben dedim ki ya Hikmet sana Nagihan bu kadar laf etti. Şunları söyledi bunları söyledi. Sen hala Nagihan'a e masaj yapıyorsun dedim kendi içinden. Ama sonra dedim ki Murat Özer'e boş ver sen de böyle şeyler düşünme. Bak Hikmet bile düşünmüyor dedim. Adam bunu bile düşünmüyor ve Nagihan oyuna çıkarken motive etmek için masaj yapıyor. Yani Hikmet öyle bir adam değil kardeşim. Hikmet'i yanlış yerden vurmaya çalışmayın. Berkan kardeşim. Diyorsun ki benim hislerim böyle. Sonra diyorsun ki öyle olabilir, böyle de olabilir. Yani hikmeti bir yerden vurmak için tam belirli donelerin yok. Hep hislerimle öyle de olabilir, böyle de olabilir. Bu şekilde adamı sen itham etme kardeşim. Bu şekilde hikmeti itham etme. Çünkü hikmet öyle bir adam değil. Her şeyi söyle hikmete ama bunları söyleme. Ondan sonra da Atakan'la bu mevzu konuşulurken Atakan da bunun çok önemli bir şey olmadığını söylüyor. Yani Hikmet diyor ki ben hain değilim kardeşim diyor. Hain değilim diyor. Bu hainliktir. Ben hainlik yapmam diyor. Atakan da diyor ki Berkan'a yani bunlar diyor çok önemli şeyler değil diyor. Senin bu söylediğin olur mu ya? Çocuk muyuz biz ya? Adama resmen sen kendi takımından bir adamın kaybetmesini istiyorsun diyorsun. Ve hainlikle suçluyorsun. Hikmet'in dediği doğru. Biz çocuk muyuz yani? Neyle suçluyorsun? Onunla suçluyorsun. Bu yüzden de Hikmet'i yok etme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ve bu yok etme çalışmaları olacak mı, olmayacak mı, başarıyla mı sonuçlanacak yoksa hüsranla mı sonuçlanacak? Ciddi söylüyorum iple çekerek bekliyor.